herkes. Bunu çekemedi çok adam. Ya tamam da ne gerek var? Herkes, herkes. Şimdi vücutluğun gıdası. Yani bu Türkiye'nin her yerinde yapılan bir şey. Kimseden izin alınarak değil, evrensel bir şey sonuçta. Yani gençler dükkanı da yapsanız kimse size bir şey demez. Dükkanın içinde böyle bir hani ama şimdi kaldırıp da insanlara zarar vermiyor. İnsanlar burada hatta sandalyesini çekip oturan insanlar da var. Bunlar için bizi niye çekiyorsun? Orayı çekiyorsun ama sizde yok. Tamam, burayı çekiyorum. Hayır yani bir tane hasta olsan bir tane var. Esnaf şikayetçidir, herkes memnun buradaki insanlar. Bir şey olmaz abi, ne olacak yani? Burayı çeken de mi geldi? Abi bu seçim hareketleri. Ya tamam da olmaz ya. Bu da bizim, biz size herhangi bir şey demiyoruz. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Ya bunun olmadığını. Ha biz karşılıklı değil, müziği severim. Ben de severim. Ama sen de dinle baba işte ya, dinlerim ama bu şekilde. Kaldırım, hayır kaldırım. Kaldırım diyorsunuz ama insanlar bir kaldırma sandalyesini çekip o günden beri bulunuyor. Aynen öyle. Abi bir şey söyleyeceğim, Mersin Forum'a bir git. Aynen öyle. Biz de Çin harfesinde kimse izin almaz. Konser yok, neyin izini alacak? Belediye yapacak, buna yapmayacak. Tamam olur mu canım? Yasak diye bir şey yok. Hırsız yasak diye bir şey var mı? Atatürk'ün çok güzel, sanatla ilgili çok güzel bir söylemi var. Öncelikle bunu belirtmemiz gerekiyor. Atatürk diyor ki hepiniz bir milletvekili olabilirsiniz. Bakan da olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı da olabilirsiniz. Fakat herkes sanatçı, sanatkar olamaz. Buradaki gençlerimizin, buradaki sanatsal bakış açılarına baktığımız zaman sanat demek, kardeşlik demek, güzellik demek, objektiflik demek ve sanatın çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Sanat toplumları birleştirici bir özelliği vardır. Buradaki gençlerimiz çevre kanuna, kabahatler kanuna aykırılık oluşturmadan veya siyasi yüksek seçim kurulunun propagandasına aykırılık yaratmadan yaratmadan antidemokratik olmama koşuluyla bir sanatsal faaliyet yapıyorlar. Dikkat edeceğiniz üzere buradaki
türküler ve şarkılar. Burada halkı rahatsız edecek herhangi bir durum yok. Fakat belediye görevlileri tarafından bunun engellenmesi, handikap yaratılmasının gerekçesi olarak bize sunulan şey şuydu. Esnafın rahatsız olduğu veya içeriden geçen birkaç kişinin rahatsız olduğu, bir kere biz bunun mesleksiz iddia olduğu gerekçesiyle kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü burada desibel olarak sadece 2 desibel olarak kullanılan bir şey var. Çevreyi rahatsız etmeleri zaten bir kere bilimsel olarak aykırı teşkil eden bir durum. Kaldı ki çevre kaldırımı işgal boyutunda bir engel olduklarını düşünüyorlarsa, çocuklarımız zaten gençlerimiz kenarda duruyor. Halkın yürüyüş akışı boyutunda hiçbir engel yoktur. Biz olayı sadece şu olarak algılıyoruz. Antidemokratik bir uygulama. Burada belediye görevlileri tarafından verilen emirler zincirine baktığımız zaman ortada tahammülsüzlük var. Başka bir düşünceye karşı ötekileştirme var. Burada bizim aynı tarzı içerisinde yaşıyorsak, aynı atmosferi paylaşıyorsak, kardeşlik türküleriyle bizim birleştirici olmamız gerekiyor. Sanata ve sanatçıya herkesin saygı duyulması gerekiyor. Burada masumane bir eylemlerle toplumu güzelleştirmek adına gençlerimizi hepimizin desteklemesi gerekiyor. Antidemokratik uygulamalara hepimizin karşı olduğunu da bizzat görevli yetkililerin bilmesi gerektiğini, bilmeleri gerektiğini söylemek istiyoruz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve protesto olarak alkışlarımızı tekrar şey yapıyoruz arkadaşlar.